Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Ceylan. Bugün Age of History Fransa serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Fransa ile birlikte neredeyse Avrupa'daki tüm devletleri topraklarımıza katmıştık. Bir güçlü bir devlet olarak karşımızda bir Rusya bulunuyordu. Onun dışında da karşımızda zaten güçlü bir devlet bulunmuyordu. Bakalım bu bölümde Rusya'yı da artık topraklarımıza katmayı düşünüyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim dostlar. Burada İzlanda ve şurada küçük bir ada ülkesi vardı. Ben bunları aslında aldım ama videoda olduğumu düşünerek aldım ama video kaydını başlatmamışım ilginç bir şekilde. Neyse, problem değil. Ufak ülkelerde zaten bir miktarda asker bastık. Şöyle göstereyim, 467 bin kişilik bir ordumuz var. Şimdi İsveç kapılarına dayanmış bulunuyoruz ve İsveç'i topraklarımıza katacağız bakalım. Amacımız bu. Hızlıca saldırmaya başlayabiliriz. Bu arada dostlar, videolarımı beğeniyorsanız bana destek olmak için aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve ayrıca hala kanala abone değilseniz yine aşağıdan abone ol butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Daha çok destek olmak istiyorsanız kanala katılabilir veyahut videoları sonuna kadar izleyebilirsiniz efendim. Destek olmanız için bunlar yeterli. Şimdi Stockholm'a 50 bin kişilik orduyla saldıracağım. Bakalım İsveç'e hemen hızlıca topraklarımızı katacağız abi. Mavilikler artık birbirine karıştı. Herkes mavi, herkes mavi. Rusya mavi, ben mavi, İsveç mavi, Avrupa maviliklere büründü. Ve ben bunun olmasını istemiyorum abi. Yeter artık yani. Tek mavi biz kalalım da bari bu karışıklığı ortadan kaldıralım değil mi abi? Bunun çözümünün bence en makul yolu bu. Tek mavi biz olalım. Şu anlık rengimizi bir kırmızıya bürüyeceğim. Hatta kırmızı değil, şöyle bir açık mavi de gözleri çok şey yapar. Şu şekilde abi. Bu renk şu anda bizim için kafi. Müttefik rengi oldu resmen. Bakalım. İdareten kalsın. Daha sonrasında da kendi mavimizi alırız. Bunların hepsini topraklarımıza kattıktan sonra böyle olmaz yani. Bu arada şu anda Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile savaşta. Rusya'nın başı biraz dertte diyebiliriz. Biraz değil, bayağı bir dertte. Çünkü Amerika bayağı güçlü ama Rusya da bayağı güçlü abicim. Biri birinci, biri ikinci diye hatırlıyorum. Biz hariç tabii ki. Biz dahil olursak direkt biz birinci oluyoruz. Onlara zaten sıralamaya girme bile hakkı verilmiyor direkt bizi sayarsak. Şimdi mallara yatırımı kısabiliriz artık. Gördüğünüz gibi nüfusumuz 20 milyon oldu. Artık bu bölüm final de olabilir. Bundan sonraki bölüm de final olabilir. Belli olmaz. Belki daha da devam edebilirim. Yani amacımız Napolyon'dan daha iyi olup Rusları yenmek, Avrupa'yı tamamıyla topraklarımıza katmak ama onun dışında belki bir şeyler daha yapabilirim. Belli olmaz. Henüz daha karar vermedim. Ama bu bölüm Rusları istediğimiz gibi yenersek final olabilir. Şimdiden söyleyeyim dostlar. Ordumuz da gayet güçlü, güzel. Rusları tek savaşta ama bitiremeyeceğiz. Böyle bir problem var. Rusları tek savaşta bitiremeyebiliriz. Çünkü çok fazla toprak zaten bitirmeyeceğiz de yani en azından tüm Avrupa'daki topraklarını tek savaşta alamayabiliriz. Şimdiden bunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri ile savaştalar ve bu yüzden sürekli asker basıyorlar. Savaşta olmasalar benim için daha iyi olurdu aslında. Savaşta olması biraz bizim şanssızlığımıza. Ve benim alacağım topraklar Amerika'ya falan kalabilir. Bu da kötü bir şey bizim için yine. Sadece şuraya gidin. Ordularımı denize yollayacağım ve buradaki toprakları asimile edeceğiz. Ardından ise bakalım büyük bir savaş başlayacak. Şimdi Rusya'nın sınırındaki topraklardan birer birer asker basacağım. Yani şu an elimdeki askerler tabii ki de yeterli olabilir. Ama olmazsa diye yine de ihtiyatlı olalım diye. Her sınırındaki toprağımdan asker basacağım. Yani damlaya damlaya göl olur abi. Ne kadar fazla basamayacak olsak da en azından belli bir miktar daha ilave etmiş oluruz ordumuza. Yani Ruslara tabii ki de bu kadar ordu fazlasıyla yetecek ama abi adamlar Rus, ne olur ne olmaz, ne yapacakları belli olmaz. Bu yüzden şöyle tüm sınırındaki yerlerden asker basacağım. Bize ilave destek olmuş olur bunlar da. Ve ayrıyeten de bakalım şuradaki ordularımızı dizince savaşımızı ilan edip hem Moldova'yı hem de Rusya'yı topraklarımıza katacağız gibi gözüküyor. Bakalım Rusya umarım fazla diretmez. Rusya'nın bu arada Akdeniz kıyısı toprakları da var. Onlar da bizim için sıkıntı. Özellikle Libya taraflarından toprak aldılar ben mallara yatırım yaparken. Ya onlara göz dikmek gibi bir planım yok ama belki olabilir abi, belki olabilir. Hatta şu an belki oraya doğru asker bile basabilirim yani. Şu toprakları almak için. İtalya'dan asker bassak, oradan çıksak. Valletta'dan bassak. Yani Malta'dan bassak. Şuradan bence iki bir tokatlasak onları yeter ya. Bir kısım şurada askerimiz gitsin. Orayı almakla görevlendirilsin. Çünkü orada çıkarma yemek istemiyorum abi. Hiç yemek istemiyorum. Çıkarma yememek için de böyle bir
plan yapma gereksinimi duydum. Çok fazla asker basmanıza gerek yok. Şunlar zaten bizim için kafi olacaktır. Hepsi denize insin. Yani bakın İtalya'da liman yok abi. Bakın biz İngiltere'ye geldiğimiz her yeri liman yaptık. Şimdi burayı da istesek yaparız ama uğraşmak istemiyorum. Abi topraklarınıza bir bakın, gözünü seveyim. Liman yok oğlum topraklarınızda lan. Abi liman yok adam akıllı toprağınızda. Bu arada Rusya ile Amerika savaşta şunu göstereyim. Rusya Hindistan'la da savaştaymış. Kayıplar nedir? Hindistan Savaşı'nda Rusya 11 bin asker kaybetmiş. Amerika Savaşı'nda 66 bin. Tanzanya Savaşı'nda da 25 bin. Çok kaybı var şu anda Rusya'nın ve bu da bizim için güzel bir haber aslında. Bu bizim için güzel bir haber. Bizim için aşırı güzel bir haber abi, hatta yani mükemmel. Mükemmel, daha ne olsun ya? Bundan daha iyi ne haber gelebilirdi şu anda? Harbiden çok güzel, çok güzel. Şuraya da 20 bin kişilik orduyu ilaveten yolla. Ayrıyeten şuraya da şunları yolla. Artık askerlerimizi dizmeye başlayabiliriz artık. Yani inceldiği yerden kopsun. Artık inceldiği yerden kopsun. Şuraya 5.000'lik bir... Abi 50 bin yolladık oraya. Şuraya da 25 bin yollayayım. Bu kadar ordu oraya yeter abi. Şimdi geri kalanlar bakalım nasıl dizilecek. 20'şer binle, 15'er binle başlayalım abi. 15'er binle başlayalım. 20'şer bin dizersem yetmez çünkü. 15'er binden başlayalım bakalım yetecek mi buradaki askerlerimiz. Yetmezse ilave asker ekleriz. Şuraya 5.000 yeter. Adam olana çok bile oraya, şuraya 15'er bin. Bakalım umarım yetecek. Yetmezse de sıkıntı yok. Yetmezse de sıkıntı yok. Basarız abi. Bizde askerden bol ne var? Şimdi şuralara 10.000 yetecek. Buralara 10.000. Buralara 10.000. Çünkü bu cephe biraz biliyorsunuz bizim şeyimiz. Yani şurası direkt şuradan saldırdığında kapanacak bir cephe. O yüzden oraya bu kadar asker basmaya gerek yok. Ama şuradaki yere 50.000 daha ordu gönderelim. Orası çok daha önemli bir stratejik bir konuma sahip çünkü bizim için. Orası önemli abi. Oraya biraz daha fazla gitsin. Şimdi şurada Leningrad'a direkt gidecek. Yani St. Petersburg'a gidecek direkt orduya. Biraz ilave kuvvet basacağım. Bu kuvvetler direkt olarak St. Petersburg'a girecek. Meksika bana savaş ilan etti. Yani bunlar üzücü şeyler. Çünkü bu kadar güçsüz devletlerin bana saldırması beni üzüyor abi. Yani sizin ne haddiniz alan bana saldırmak? Sizin ne haddiniz abi bana saldırmak? Harbiden Avrupa'da bu arada alamadığımız 3-5 toprak olabilir. Azerbaycan topraklarını Rusya mesela tamamıyla almadıysa onları falan alamayabiliriz. Yani bir takım toprak eksikliklerimiz olabilir abi. Onlara da çok fazla takmayın. Göz ardı edin biraz. Şurada Amerikan orduları dışarıya atıldığında saldırmaya başlayacağız biz. Amerikan ordularının gitmesini bekliyoruz. Çünkü Amerikan orduları orada kalırsa abicim bizim için sıkıntı. Bizim için sıkıntı. O toprakları ben alacağım. Çünkü Amerika'dan almamız lazım. Hadi Ruslar. Hadi Ruslar yapın oğlum. Saldırın oğlum. Bak sizi destekliyorum bak. Bak sizi destekliyorum. Bu arada isyan misyan da çıktı. Evet tamam. Dizildi mi ordularımız? Herhalde sanıyorum. Kan teşekkülü bir şekilde savaşa hazır gibiyiz. Savaşı ilan et Moldova'ya da, o zaman saldırmaya başlayalım. Şimdi bu cepheyi direkt hızlıca kapatacağız. Hızlıca burada kapatalım cepheyi. Sen şuraya gidiyorsun. Sen buraya gidiyorsun. Hızlı bir şekilde abicim kapatacağız buradaki cepheyi ve ardından da tam anlamıyla yukarıya odaklanacağız. Şuraya git sen bakalım. Sen buraya, sen tek başına şuraya girersin. Hareket puanımız yetecek gibi gözüküyor. Vallahi hareket puanında bir sıkıntı şu anda yok abi. Buradaki ordular bölünebilir ama şuradaki ordu bölünmeyecek. Direkt oraya girebilir. Şimdi siz saldırıyorsunuz. Hadi bakalım, her yerden saldırımız yapacak kadar hareket puanımız var gibi gözüküyor. Umarım da yeter abi. Şöyle 2500'er bölelim bunları. Sen buraya tam gidebilirsin. Şu buraya saldıracak. Sen şöyle bölüneceksin. Valla her şey şu an mükemmel bir şekilde gitti. Her şey mükemmel bir şekilde gitti. Bakalım Rusları yenebilecek miyiz? Oha, Çin Kazakistan'ı almış. Kazakistan Göktürk kurdu falan diyecektim de. Yok etmişler adamı abi. Abi adamı yok etmişler. Bakalım başarılı bir şekilde ilerleyebilecek miyiz? Daha Libya tarafında saldırılarımızı yapmadık. Size gönül isterdi ki onlar plan, o yüzden henüz saldırmadık demek isteyeyim ama unuttum abi, o yüzden saldırmadım. Ama sıkıntı yok, hallederiz. Güzel. İskandinavya'yı direkt toplamak istiyorum. İskandinavya'da fazla uğraşmadan hemen hızlıca işimizi halledelim. Buraları bitirelim istiyorum. İskandinavya'da ana savunma hattını kurdu sanırım buraya. Çünkü burada çok fazla asker var abi. Olmaması gerektiği kadar fazla bir asker var burada.
İskandinavya Rusya'nın çok bir önemli bir yeri değildir abi. Rusya'nın koruması gereken çok bir önemli bir yer olmaması gerek normal şartlarda ama sanırım bizim Rusya'mız İskandinavya'yı biraz çok seviyor ve İskandinavya'yı koruyacak gibi gözüküyor abi. Bayağı bir koruyacak gibi gözüküyor. Bayağı da koruyor zaten yani. Baksanıza abi adam kaç bin asker göndermiş oraya ve diğer topraklarda herhangi bir sıkıntı yaşamadan şu anda girişlerimizi yaptık. Ama İskandinavya'da bir takım zorluklar yaşadık şu anda. İlk yenilgimizi İskandinavya tarafından almış gözüküyoruz. Ama bir sıkıntı olacağını ben şahsen sanmıyorum. En fazla ne olabilir abi? En fazla ne olabilir? Bu bölüm belki finalde olabilir, belki de olmaz. Ama bundan sonraki bölüm final olacak gibi. Başka bir seride başka bir şey yapma kararı almazsak tabii. Belki başka bir şey yapma kararı alırız. Bundan sonra devam ederiz falan filan. O zaman final olmayabilir ama. Ama şu anki planımız Avrupa'dan tüm devletleri atıp tek Avrupa'nın egemen devleti olduktan sonra seriyi bitirmek. Bunları zaten size söyledik. Bunları biliyorsunuz. Böyle 2000, 2000, 2000. Rusya'da para yoktur abi buraya kadar. Destek verecek bence. Şuraya yolla. Yani Rusya'da buraları koruyacak para varsa helal olsun yani. 3000, 4000. 4000, 4. Oo hareket puanım yok. Oo. 2000 daha yolla o zaman şuraya. Hareket puanımız yetmedi abi. Tam saldırıları yapmaya yetmedi. Abi isyancılar çıkacak orada. İsyancılar başarılı olacak gibi gözüküyor çünkü. Ama ben saldırsam başarılı olamazlar. Keşke isyancıları da direkt saldırabilsem abi. Ama isyancılara savaş ilan etmiyoruz. Unutmayın isyancılara savaş ilan ettiğimizde o ordularımız Rusya'nın eline geçiyor abi. Bunu unutmayın. O yüzden isyancılara saldırmak gibi bir planımız hiçbir zaman olmayacak. Yoksa orduma elveda diyebilirim. Ve orduma elveda demek istemiyorum. Öyle bir şu anda bir planım yok abi. Orduma veda etmek istemiyorum. Bu yüzden isyancılara saldırmayacağım. Rusya'nın eline geçiyor çünkü orada ondan sonra abi bug'lı bir şekilde. O yüzden saldırmaya gerek yok hocam orada. Saldırmaya gerek yok. 3000 buradan gir. Vallahi güzel ilerliyoruz ya. Harbi güzel ilerliyoruz şu anda. Başarılıyız. Mükemmeliz diyemem ama iyiyiz abi iyiyiz. İyiyiz. Burada biraz ordu bölündü. Çok bölündü ama. Abi Rusya'nın geniş coğrafyası işte bizim asıl tehdit bize asıl tehdit edebilecek şey bu. Konuşamadım ama Rusya'nın geniş coğrafyası abi bizi tek sıkıntıya sokabilecek şey bu. Ya çünkü aksi takdirde bir şey bize karşı hiçbir şey yapamaz abi. Tek sıkıntımız o. Ve bizim topraklarımız yağmalıyor şu an. Hain. Ulan daha yeni geldin. Senin tüm topraklarını alıyorum. İnsan der ki abi ben bunun toprağını yağmalarsam şimdi bu gider benim ağzıma sıçar. Benim topraklarımı yağmalar. Bu yüzden ben bari bunun topraklarını yağmalamayayım der. Ama Rusya'da öyle bir şey yok abi. Rusya'da öyle bir şey yok. Ya sıkıntı yok hocam diyor. Sen de yağmala ben de yağmalayayım. Ne olacak diyor herhalde şu anda. Şu anda plan bunu gösteriyor Rusya'nın hazırladığı plan. İsyancılarını bastıracak gibi gözüküyor. Ve bastırırsa bastırırsın. Hiç orada saldırı yapmayacağım ben. St. Petersburg Rusya için önemli bir yer. Aldık orayı. Ve ilerliyoruz güzel bir şekilde. Valla ordularımız muzaffer bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Kuzey Afrika'da da güzel bir şekilde ilerliyoruz. Mükemmel. Mükemmel. Tam anlamıyla mükemmel. Güzel. İlerleyin aslanlar. İlerleyin abi. Ayağınıza taş değmesin. İlerleyin ilerleyebildiğiniz kadar. Şurada bir kısım ordularımız sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor ama Moskova'ya doğru giremeyeceğiz çünkü. Moskova'ya girmek için orada çok daha fazla askere ihtiyacımız var. Ve bu asker yükünü şu anda karşılayamayacağız gibi gözüküyor abi. Şimdi sen buraya full gir. Şuradaki ordu da şöyle bölünsün. St. Petersburg'dan yukarıya gidelim. 2000. Abi İskandinavya'da bu kadar büyük bir direnişin karşılaşacağını düşünmüyordum. Aslında kısmen düşünüyordum şimdi çünkü Amerika gidiyor direkt İskandinavya'nın o kısmına saldırdığı için Rusya'da direkt o kısımda asker tutuyor. Bunlar mantıklı şeyler şimdi düşünmek gerekirse. Ama ve lakin abi yani İskandinavya senin o geri kalan topraklarına göre ne kadar değerli ki? Hani senin bir ton toprağın var Rusya olarak. Ve en değersiz toprağın, en değersiz bulabileceğin toprak bunların arasında İskandinavya'dır mantıken bakıldığında.
Ama onun için böyle değil sanırım. Onun için İskandinavya'nın çok büyük bir ehemmiyeti var gibi gözüküyor. Çünkü İskandinavya'yı çok fazla koruyor abi. İskandinavya'yı gereksiz bir şekilde çok fazla koruyor ve almama izin vermiyor şu an. Başka yerleri korumak yerine İskandinavya'yı koruyor. Ve bu bize sıkıntı mı yaratıyor? İstediğimiz yere rahatlıkla giriyoruz aslına bakarsanız. Biraz da yararımız oluyor ama neden anlamakta güçlük çekiyorum abi. Bunu neden yapıyorsun? Güzel. Kuzey Afrika'yı da alacağız. Oğlum harbi güzel bir devlet olduk ya. Harbi diyorum. Bayağı güzel bir devlet olduk. Bayağı güçlü bir devlet olduk aynı zamanda da. Harbiden bayağı sağlam bir devlet olduk şu anda. Ve ilerliyoruz. Ya Rusya Savaşı'nda şu anda tek savaşta bitirilebilecek bir şey değil zaten. Bunlar belli. Belli bu bölüm bitmeyebilir abi. Rusya Savaşı tek savaşta bitirilecek şeyler değil. Bakın daha İskandinavya'yı henüz tam anlamıyla ele geçirebilmiş değiliz. Yani Rusya bize bir takım zorluklar çıkarıyor. Bakın adam şu an şeyi de koruyor. Şeyi de korumaya karar verdi. O Mısır tarafını da korumaya karar verdi. Orayı da koruyacak gibi gözüküyor şu anda. Lan Mısır'ın senin için ne önemi var oğlum? Git Moskova'nı koru. Tamam Moskova'yı da şu an koruyorsun ama daha çok koru. Değil mi? Ama adam Mısır'da hayvan gibi ordu basmış şu anda. Ve o orduyla bana karşı bir şeyler yapacak gibi gözüküyor. İlerleyin aslanlar, ilerleyin. Ya çok fazla ordumuz var. Bizim zaten bir sıkıntı yaşayacağımız yok da. Şimdi olası bir barış anlaşmasında, barış görüşmesinde ben ne alıyorum? Üçün birini alıyoruz herhalde şu an. Böyle gözüküyor. Şu an güzel bir anlaşma yapılamıyor. Şu an güzel bir anlaşma yapılamıyor abi. Ben burada Afrika'yı alamayacağım gibi gözüküyor. Bu savaş sonucunda ama en azından işgal edelim, işgal etmedik demeyiz abi. Arkadan bir çıkarma gelecek, o çıkarma gelene kadar benim buraları işgal edip bir de Moskova'ya girip barış anlaşması yapmam lazım. Hem İskandinavya'yı hem de bakalım Moskova'yı alacağız, hem de oradaki Kuzey Afrika'yı alacağız, hem de barış anlaşması yapacağız. Bizim şu an bunları yapmamız gerekiyor. Yani zorluk yaşar mıyız? Yaşamayız ama gereksiz yere savaşı büyütmüş oluruz. Daha kolay kazanabileceğimiz bir savaş yaratmak varken zoru seçmiş oluruz. Bu da bizim oynayış tarzımıza, planımıza, stilimize, taktiğimize uymuyor abi. Bizim her zaman bir çizgimiz var ve o çizgiye bu uymuyor. O çizgiye göre hareket etmeliyiz. Ve şu anda biraz daha kendimize kolaylık yaratıp bu savaşta hızlı bir barış anlaşması ve ardından ikinci bir savaş. Ardından da zafer. Plan bu. Burada Türkiye diye bir devlet kalmadı galiba artık. Varmış abi. Şurada yaşıyor. Tek toprak galiba. Evet, tek toprak bir şekilde yaşıyor. Bize orada bir saldırı yaşattılar ve saldırıları da başarılı oldu. Oradaki toprağı alamadık mı cidden? Ben oraya saldırı emri vermemiş miyim? İlginç. Benim orada bir saldırı emri vermem gerekiyordu abi. Ve vermemiş. Güzel, oradaki isyanı en azından şu anda engellemişler. Burada hala bir takım sıkıntılarımız var. Moskova'yı almak üzere çalışıyoruz. İlerleyişlerimiz sürüyor abi biz. Komik bıyıklı bey gibi yani gereksiz hayallere şu anda kapılmayalım. Moskova'yı direkt olarak almaya gidelim ve ardından da aldık aldık alamadık barış anlaşması abi. Ve ondan sonra ikinci savaş hazırlanıp daha büyük bir darbeyle Rusların işini bitirelim. Yani bu bizim için daha doğru bir karar abi. Bu bizim için daha doğru, net doğru bir karar. Çünkü diğer türlü çok kayıp yaşayacağız. Diğer türlü çok kayıp yaşayacağız. Şimdi abi siz buraya gidiyorsunuz da bu kadar kişi. Kimse de demiyor bu arkada bizim toprağı aldılar. Şuna ben bir müdahale edeyim. Kimse orada ben gideyim de toprağımı kurtarayım demiyor. Niye demiyorsunuz? Niye demiyorsunuz birader? Bunu demeniz lazım sizin. Bunları demeniz lazım abicim. Toprağınız sizin için önemli değil mi? Benim için önemli abi. Oraya gidip halledeceksiniz. İskandinavya'yı bitirdik bu arada bu tur. Şurası Finlandiya tarafı kaldı. Finlandiya'yı da halledeceğiz. Bu arada bu tur bitirmemişiz İskandinavya'yı. Hala bitmeme şansı var. Çünkü orada kaçabilecekleri yerler var. Turu ilk Rusya'ya verirse bu tur bitmez. Bir tur daha uzayabilir. Bir tur daha uzayabilir. Hadi bakalım ilerleyin. İlerleyin. Vallahi şu tarafta saldırabileceğim şu an bir şey var mı? Var. Gidin abicim ilerleyebildiğiniz kadar. Bu arada Rusya bir yerden çıkarma atacaktı ama ona dair şu anda içimde iyi düşünceler yok. Muhtemelen yani
İnşallah İtalya'ya çıkarma atar veya Fransa'nın direkt ana topraklarına çıkarma atar. Çünkü buradan arkaya yapacağı bir çıkartma benim için sıkıntı. Buradan gelen bir şey. Şu anda göremiyorum abi. Şu an gelen bir şey göremiyorum. Umarım dediğimiz gibi yapar. O şekilde yaparsa bizim için daha güzel olur abi. Yani arkamıza buradan sarkarsa çünkü engelleyemeyebilirim. Ve orada da Kuzey Afrika'nın akıbeti bizim için sıkıntılı olur. Moskova'yı aldık. Barış görüşmelerine başlayabiliriz. Güzel. 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 Abi artık barış görüşmelerine başlayabiliriz. Şimdi senin zaten işin bitti birader. Orada artık kimin toprağında ne yaşıyorsan yaşa. Orası zaten Rusya'nın toprağı. Orayı senden o bir kere alacak. Orayı bir kere o senden alacak. Şimdi bak bunları bir konuşalım. Rusya'nın direkt barış anlaşmasını kabul edeceğini varsayıyorum. Şuralar bir kere Norveç topraklarını alacağız abi. Bak Norveç toprakları bizim için elzem. Norveç'i alacağız. Burada tek sınır direkt Finlandiya tarafı olacak. Buraya kadar aldık. Şuraya kadar da alalım. Yok, buraya kadar almayalım abi. Orada şimdi ekstradan kendimize bir şey yaratmayalım. Şöyle. Aynen. Şurada Rusya'ya bir geçiş izni verecek şekilde alıyoruz. Şimdi geri kalan puanlar. Geri kalan puanlar Romanya tarafından harcanacak. Bu bölüm zaten Moskova'yı alamayacağız. Moskova'yı bu bölüm alamayacağımız kesinleşti. Ya aldık da işgal ettik de topraklarımıza katamayacağız. İstesek yılanlayıp alırız ama gereksiz hamle olur. Şöyle buradaki topraklarımızı genişletelim. Daha düzgün bir şekilde fethi yapabilmemiz için bize burada güzel bir olanak sağlar. St. Petersburg'u alalım. Şöyle. Güzel. Şimdi şuradan devam edeceğiz. Şurayı almak isterdim ama alamayacağız gibi gözüküyor. Şu an alamayacağız gibi gözüküyor. Vallahi güzel. Güzel aldık şu anda. Bir iki puanlık daha. Tamamdır. Bu anlaşmayı Rusya zaten %100 kabul edecek ama velev ki kabul etmedi diyelim. Velev ki kabul etmedi. İşte bunun sonucuna katlanması için hücum edelim. Sonra da sıkıntı yaşamayalım abi. Velev ki etmedi. Ne olur ne olmaz saldırılarımızı biz yapalım. Moskova'ya saldıracaktır bu arada. Abi şuraya bir 250 asker gönder gözünü seveyim. Sabahtan beri onu yapmaya çalışıyorum. Yapamadım bir türlü. Bir türlü yapamadım. Sabahtan beri yapmaya çalıştığım şey o. Bir türlü yapamadım abi. Lütfen orayı adam akıllı bir halledin. Şuraya gidiyorsun. İlerleyin. Ya anlaşmayı kabul edecek de. Etmezse abi etmezse sonuçlarına katlansın diye bakalım. Böyle bir şey yapacağız. Saldırın. Şurada hiç saldırmaya gerek yok çünkü edecek abi. Ki etti de değil mi? Evet, anlaşmayı kabul etti. Rusları yendik. Bir kere yendik. Bir kere daha yeneceğiz. 330 binlik ekonomileri kaldı. Bu ekonomiler de artık Moskova çoğunlukta olmak üzere bakalım ne olacak. Burada Moldova toprakları bakalım. Rusya'nın eline geri geçecek mi? Muhtemelen geçecek çünkü Rusya ile savaşta değiller ve artık Moldova diye bir devlet muhtemelen olmayacak. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümün burada sonuna geldik. Final yapamadık ama finale yaklaştık. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.